Evet sevgili Motto Futbol seyircileri canlı yayınımıza hoş geldiniz. Yeni bölümümüzde yeniden sizlerleyiz. Bu akşam konumuz Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı İsmail Uyanık. Başkanım hoş geldiniz. İyi akşamlar. İzleyenlere saygılar, selamlar Can Bey. Evet, başkanım dedim bu arada hani Samsunspor'un eski başkanı olduğunuz için ağız alışkanlığı yanlış anlaşılmasın. Ama bakalım belki nasipse Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı da olur. Başkanım öncelikle ben hatırlatmalarımı yapalım. Daha sonrasında yayınımıza başlayacağım hemen. Motto Futbol YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı yine unutmayın. Daha sonrasında yine başkan adayımız, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı İsmail Uyan'a sorularınız varsa yorumlarda yazın ben gördükçe iletmeye çalışacağım. Son olarak da Süper Teşekkür Ümit da bizlere destekte bulunabilirsiniz diyelim. Öncelikle nasılsınız başkanım? Keyifler nasıl? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Yavaş yavaş yeni döneme alışmaya çalışıyorum. Alışacağım herhalde. Motivasyonum yükseliyor gittikçe. Doğru bir şey yaptığımızın teyitlerini alıyorum. İyiyim yani. Pekala. Yani girişte de söylediğim gibi Samsunspor'un eski başkanı olarak biz sizleri tanıyoruz ama sizleri tanımayanlar için kısaca İsmail Uyanık kimdir sorusuna ne cevap vermek istersiniz? Nasıl kendinizi tanıtırsınız? İsmail Yanık 1992-93 döneminde 91-92'de Samsunspor'a düz yönetici olarak girdi. 92-93'te de başkan oldum. İkinci ligde, bugünün birinci liginde başkan oldum. Sonra akabinde hemen lige çıktık, Süper Lig'e çıktık ve devamında da uzun bir süre 2001'e kadar ligde, Süper Lig'de kalarak başkanlık yaptım. Devamında da 1,5 sene bir belediye başkanımız, o dönem belediye başkanı olup Samsunspor'u kurtarmasını, tesisleştirmesini, rahatlamamızı istediğimiz bir adayımız belediye başkanı oldu. Ona devrettik. Fakat maalesef onun futbola uyumu mümkün olmadı ve 1,5 sezon sonra tekrar geri geldim. 2005'e kadar tekrar 3 sezon başkanlık yaptım. Sonra bıraktım. Sonra en son 2018'de takım 3. lige düşmüştü. Yani bugünkü 2. lig, eski 3. lig. Ve borçları dolayısıyla kapanma tehlikesi veya olduğu halde bırakıp yeni Samsunspor kurmak filan gibi kamuoyunda düşünceler oluştuğunu duyduğumuz zaman Yüksel Yıldırım Bey'le beraber, eski arkadaşım, onunla beraber şirketin, derneğin borçlarını ödeyerek şirkete, futbol takımını şirketleştirdik ve satın almış olduk ve patronlar şeyine geçtik, patron yönetimine geçtik. Daha sonra 2010 bir sezon 3. ligde başkanlık yaptım fakat maalesef başarılı olamadık. İkinci sezon yarı devrede de ayrıldım. O sezon sonunda da Samspor şampiyon oldu ve ondan sonra da bugün bulunduğu Süper Lig'e kadar geldi. Futbol mazimin başlangıcı da 81'de İstanbulspor'da bir as başkanlık ve normal yöneticilik, basketbol şube sorumlusu olarak 85'e kadar da bir İstanbulspor'da bir yöneticilik deneyimim var. Hepsi bu kadar. Hızlıca sorularıma başlayayım. Ya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yani bu ülkede neyi yapmak istemezsiniz sorusunda genelde hani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı aslında çok böyle yapılmasını biraz zor olacağı bir. Çünkü neden yani kimseyi memnun edemediğiniz bir konum. Yani öyle bir makam gerçekten. Yani bu ateşten gömlek tabiri caizse bu ateşten gömleği giymeye neden talip olduğunuz Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı olmayı sizi iten başlıca faktörler neydi başkanım? Daha sonrasında projelerinize, vaatlerinize geçelim. Evet, demin saydığım işte yöneticilik hayatıma baktığın zaman 5 artı 15, neredeyse 20 yıla yakın bir süre futbol adamlığı görevini yapmışım. Okulumun takımı olan İstanbulspor ve şehrimin takımı Samsunspor'da. Çok kişilerle tanışmışım, çok güzel futbol kulübü başkanlarıyla, hakemlerle, yöneticilerle tanışmışım, yol yürümüşüm, bir sürü şey, güzel şeyler yaşamışım. Ve ben bugün işte siz bana teveccüh edip bu ekranı açtığınızda Samsunspor Başkanı futbol adamı olmam nedeniyle bunu açıyorsunuz. Artı futbola bir borcum var yani sonuçta. Ama futboldan çok temiz futbol isteyen, Samsunspor'dan tanıştığım kıymetli dostlarım, işte 20 senelik futbol hayatımda yolumun kesiştiği bazı başkanlar, idareciler ve bütün bunlarla olan istişare durumunda, sonucunda futbolun geldiği duruma köşemde daha fazla sessiz kalmak istemedim. Aslına bakarsanız hiç
Bu 20 senelik futbol hayatım hep böyle aralarla geçti. Arada 3 sene, 5 sene, 2 sene. Alışılmış durum şudur. Bir yerde futbol takımında idarecilik yaparsanız, daha sonra federasyonda bir yöneticilik yapmanız alışılmış bir temayüldür. Ama ben hiç bu organizasyon bölümünde, yani federasyonda bulunmayı hiç arzu etmedim. Yani ben yarışan takımda tarafta olmak istedim. Ama bugün içine geldiğimiz durum artık çok radikal ve çok marjinal bir tedbirler alınmazsa ve büyük bir reform, yani çok uç seviyede bir reform yapılmazsa Türk futbolunun artık bundan, batağın dibinden çıkma şansı yok. Çünkü istikrarlı bir düşüş var Türk futbolunda. Bu düşüş artık tamamen bir yağma düzeni ve batak düzenini beraberinde getirdi. Ya şimdi bir futbol, akil futbol eski insanları olarak elimizden bir şey geliyorsa doğru bildiğimiz şeyi yapmak için kolları sıvayacağız. Ya da ömür boyu bundan sonra kenarımızda oturacağız, futbolla ilgili dışarıdan türkü söylemeyeceğiz diye düşündüm. Ve genç arkadaşların da ve ısrarıyla bu işi içselleştirdim ve yola çıktım. Ateşten gömlek olduğunu düşünmüyorum. Ateşten gömlek meselesi, yani başlangıçta kendi kurallarınızla doğruları bilerek ve doğruları uygulama konusunda tavizsiz oraya gelirseniz işler göründüğü kadar zor ve Arap saçı değil. Ama yani ya deve ya kuş olmalısınız. Deve kuşu olursanız işiniz zor. Dolayısıyla ateşten gömlek olduğunu düşünmüyorum. Türk futbolunun sorunları çok basit çözülecek işler. Yeter ki kulüpler ve futbolun diğer unsurları kararlı olsunlar. Dolayısıyla ateşten gömlek gibi görünse bile bizim için, bizim arkadaşlarımız için, eski ekip arkadaşlarımız için bu tabir geçerli değil. Pekala. 2000'de de soracağım ama öncesinde yanılmıyorsam başkan adaylığı olmak için de bir imza konusu var. Yani o imzayı, yeterli imzayı sağladınız mı, topladınız mı? Bununla alakalı bilgi vermek ister misiniz? Evet, şimdi başkan adayı olabilmek için 300 küsür delegenin 3'te 1, yani 60 imza gibi bir tasvip onay imzası gerekiyor. Bu listelerde, bu 350 kişilik listelerde bir 30-40 tanesi hariç hepsi her kongreden önce yeni isimler olma, teorik olarak olma ihtimali oluyor. Kulüplere soruluyor, bu seneki delegeleriniz kim? Kimler geliyor? Başkan artı 6 kişi mesela Süper Lig takımlarında. Alt liglerde de aynı şey söz konusu. Bunun için, çünkü o süreçte bazı takımlar küme düşüyor veya bazı delegeler değişebiliyor veya başkanlar değişebiliyor. Dolayısıyla şu anda delegelerin büyük bir kısmını teşkil eden kulüplerin henüz delegeleri deklare edilmedi federasyonu. Daha kimden imza alacağınız net değil. Net olanlar, sabit olanlar var. Geçmiş federasyon başkanları, UEFA'da görev almış, UEFA'da görev almış futbol adamlarımız, belirli sayıda millilik yaşamış futbolcularımız, milli takım hocalarımız, ama bunlar çok az bir yüzdesini teşkil ediyor genel kurulu. Dolayısıyla daha listeler henüz belli olmadı. Ama listelerin belli olmasından ziyade biz şimdi aday adayız diyoruz zaten. Aday olmak için o 60 tane imzayı almamız lazım. Bizim buradaki amacımız şu. Yani ortalık oldukça karışık, biliyorsun. Bir sürü, her gün yeni bir mesele çıkıyor. Biz bu olayların tahlilini yapıp bunların sebebini, ne olduğunu, bu Türk futbolunun içinde bulunduğu durumdan hangi yöntemlerle kurtulacağını tartışıp ve bu tartışmaları mümkün olduğu kadar futbol severlere duyurabilirsek ve bir müddet sonra, yani bunu sık sık sizin gibi bugün verdiğiniz fırsat gibi fırsatları yakalayıp futbolla ilgili düşüncelerimizi, çıkış yolu ne, reçete ne, gelecekte Türk futbolu nasıl kurtulur, kulüpler borçtan nasıl kurtulur, yabancı futbolcu şey ne olmalıdır, hakemlere bakış açısı, Türk futbolunun sorunları ortada, biliyorsun. Kan gövdeye götürüyor. Bunun sebebi artık tarafların birbirlerine, kulüplerin hakemlere, hakemlerin federasyona, kulüplerin federasyona, federasyonun kulüplere, böyle bir gordiyum gibi, bir kör düğüm gibi Türk futbolunda birbirine itimat kalmayan, adalet duygusu gittiği için neredeyse hakemlerin, futbolcuların, kulüplerin paranoyak durumda, artık her şeyden şüphelendiklerini, her şeyin altında kötü niyet ve bir art niyet aradıkları bir dönemdeyiz. Dolayısıyla çözüm aslında hiç bu kadar zor bir çözüm değil.
Biz bunu yapabilecek bilgimiz, tecrübemiz, yani belirli gerektiği zaman geçici bu acı reçeteyi uygulayabilmek için, gerçek reçeteyi uygulayabilmek için bazı unutulma unsurlarıyla karşı karşıya gelmek pahasına, mümkünse onları ikna ederek bu işi 2 senede düzeltiriz, bir ayına sokarız. Yani geçmişte bunu yaptık. Geçmişte biz Samsunspor'u yönettiğimiz dönemde de hangi şartlarda yönettiğimizi bildiğimiz için ve bu işleri becerebildiğimizi bildiğimiz için ben o kadar zor görmüyorum. Ama tabii olmazsa olmaz noktalar var. Basit noktalar ama bazen maalesef uygulanmıyor bunlar. Bunları yaparsak biz bu işi çok rahat beceririz. Sen sorarsan hepsini anlatırım Can Peki. Bey. O zaman ilk önemli sorum şu olsun. Adalet sürecindeki mottonuz ne olacak? Ana sloganınız ne olacak? Adaylık sürecindeki mottom güzel bir soru. Bunu da, ya çünkü bu işi çabuk düşündü. Ben şöyle söyleyeyim, mottomuzdan yani mottomuz özel futbol. Hem büyüklerin hegemonyasından, yani üç büyük gelirli 3 İstanbul takımının hegemonyasından, hem de iktidarlardan özel bir federasyon olduğu takdirde birinci hedefimiz Türk futbolundaki rekabeti sağlamak. Yani rekabeti sağlamadığımız zaman marka değerimiz yükselecek. Rekabeti sağlamamız için kulüplerin bataktan kurtulacak yapıya, yani şirketleşme yapısına kavuşturmak. Dolayısıyla yani baktığınız zaman mesela önce adalet söyleyebilirsiniz ama adalet zaten olmazsa olmaz. Bizler gibi insanların olduğu yerde adam kayırma, bir kulübe özellik tanıma, daha fazla yani hakkın, hukukun dışına çıkma, egemenlerin, yani adaletin egemenliği değil de egemenlerin adaleti gibi bir olayda taviz verme gibi bir durumumuz olmayacağı için bütün kulüplere eşit mesafede sadece kuralların uygulanacağı bir federasyonu zaten anlatmamıza gerek yok. Mümkün değil başka türlüsü. Ama ciddi radikal yapısal değişiklikleri getirmezsek Türk futbolunu kurtarmamız mümkün değil. Bugün Türk futbolunun en büyük aktörleri kulüpler ve kulüpler borç batağı içinde. Hepsi borç batağı içinde. Ve sistemden kaynaklanıyor bu. Geçmişte şampiyonluk yaşayan bir sürü Anadolu takımı 3. ligde 4. lige düşebiliyor. Yani buradaki yapıya baktığımız zaman sportif başarıyla bitmeyen bir hastalık var. Dolayısıyla bu hastalığı gidermemiz gerekiyor. Bu hastalıkta dernekler statüsü de yönetilen endüstriyel futbolun en zayıf halkası yönetilen kulüpler. Yani endüstriyel futbolda 2 senede bir, 3 senede bir seçime giderek seçilen, idareyi devam ettiren veya bırakan, ondan ona tam tecrübelenecekken yeni yönetimlere bırakan bir yapının futbolu sürdürmesi mümkün değil. Günü kurtarmak adına hiç 5 senelik, 6 senelik bir çıkış planı, bir kurtuluş planı yapmaya şansı olmayan bir yapının, dernekler yapısının, futbolu kulüpleri bataktan çıkarma şansı yok. Çünkü uzun vadeli plan yapmaları mümkün değil. Bugün baktığınız zaman çok kıymetli, çok büyük iş adamları, bu camiaların varisleri, oğulları, genel müdürleri işin içinde, büyük patronlar işin içinde. Nasıl kendi işlerini nasıl yönettiklerini sorarsanız hepsi orta ve uzun vadeli planları üzerine kurarlar. Özellikle sıkıntılı dönemlerden çıkmak için bir dönem kemer sıkmaları gerektiğini, acı reçeteyi uygulamaları gerektiklerini gayet iyi bilirler. Ve başarılı olurlar. Dolayısıyla şirket yapısındaki baktığınız zaman bugün Göztepe'sinden Samsunspor'una, Kasımpaşa'sına 3-5 kulüp daha var. Hepsi en iyi yönetilen derneklerden daha iyi yönetilen. Yani en kötü şirket yönetimi en iyi dernek yönetiminden daha iyi performanslı. Kulübün borçluluk rasyolar açısından, sürdürülebilirliği açısından. Bugün İstanbul kulüplerimizin şampiyonluklarla dolu İstanbul kulüplerimizin muhasebeleri, eğer bunlar bir ticaret şirketi olsaydı, gayrimenkulleri ve ellerindeki sermaye ve 5 sene sonrasına kadar tamamı satılmış stat hakları, reklam gelirlerine baktığınız zaman borçlarını ödemeleri mümkün değil. Yani buna teknik iflas deniyor muhasebede. Şimdi tabii ki Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a, biraz da Trabzonspor'a futbol pastasının içinden, futbol dünyasının dışından gelen
futbolun kendi gelirlerinden gelmeyen kitle takımı olmaları nedeniyle ciddi katkılarda bulunuyor. Bakıyorsunuz çok kıymetli bir yerde arazi veriliyor. Buraya imar izni çıkıyor. Veya işte bir stat değişikliğinde kulübü otel yapacak kadar bir yer bırakılıyor. Yeşil alan şeye çevriliyor. Yani çok destek var. Tabii ki kitle takımlarına bu destek olmalı. Olmalı ama yaptığınız destek, sıfırladığınız borç 3 senede, 4 senede aynı hızla daha fazla bir rakamla geri gelecekse sistemde bir hata var. Bu sistemi demek ki düzeltmek gerekiyor. Bunu da dediğim gibi diyeceksin ki bir başlık altında ama ben kulüplerin şirketleşmesiyle birlikte başlayan bir sürü şeyi zaten halledecek. O zaman kulüpler günlük düşünmeyecek. Günlük düşünmeyecek, bu ileri plan yapacak. Günlük düşünmediği zaman rekabetli bir ligi kabul edecek. Havuz gelirlerinin adil paylaşımına ses çıkartmayacak. Çünkü rekabet olmayan bir ligde hem izlenme sayısı, izlenme reytingi az oluyor. Hem kulüp maçlarımızın, lig maçlarımızın başka yerlere satılıp para kazanma ihtimali kalmıyor. Artı rekabetsiz bir ligde şampiyon olan takımlarımız Avrupa liglerinde başarısız oluyor. Şimdi baktığınız zaman en büyük para nerede var? Avrupa liglerinde var. Birinci Avrupa, birinci kategori Şampiyonlar Ligi altı geliyor. Şimdi baktığınız zaman oralara ulaşabilmek için bizim takımlarımızın gücü bir türlü yetmiyor. Yabancı transferini serbest bırakın dediler. Bırakıldı. Ne oldu? Bir şey olmadı. Yani federasyon kendi tamamen kulüplerin isteği doğrultusunda bir sürü futbol politikasını, stratejisini kulüplerin isteğine göre senelerdir uygulamasına rağmen kulüplerimiz hem başarılı olamıyorlar, hem ligimizin değeri düşüyor, hem televizyon gelirleri düşüyor. Bir Avrupa ülkesini bırakın yani Türkiye Cumhuriyetleri belki satıyoruzdur. Kimseye lig maçlarımızın özetini bile satamıyoruz. Demek ki bu kulüplerimizin istediği oranda, istediği çizgide bir takım sıkıntılar var. O zaman federasyon biraz ağırlık koyarak kulüplerle kendi iyilikleri için ve paralelinde Türk futbolunun iyiliği için nasıl bir çıkış noktası önerdiğini paylaşıp onlarla tartışıp ikna olup veya ikna etmek. Asıl ikna etmek ama kendi yanlışsa da ikna olarak el birliğiyle Türk futbolunu kurtarmamız lazım. Kurtarabilmek için de bizim karşımızda kalıcı muhataplar lazım. Yani bir sene sonra değişecek veya sezon sonu şampiyon olursa işi bırakacak kulüp başkanıyla Fenerbahçe'nin 5 sene sonraki mali durumunu konuşmanın bir anlamı yok. Zaten o sayın başkan da federasyonla bu işi konuşmaz. Yani tersten başladım aslında. Yani ben kulüplerin şirketleşmesinin rekabeti de arttıracağını, Türk futbolu için ve kulüpler için 3 sene belki sıkıntılı ama daha sonrası iyi gelecek reçeteleri, rıza göstereceklerini, adaletli bir lig isteyeceklerini, çünkü kuvvetli olmayan, rekabetli olmayan bir ligin şampiyonunun kuvvetli olmayacağı, para getirmeyeceği gibi konularda şirket sahiplerinin gerçekçi düşünebileceğini düşündüğüm için buradan başladım. Türk futbolunun birinci olayı rekabeti arttırmak için şirketleşmek. Ve adalet zaten olmazsa olmazı. Onu bir şeymiş gibi söylemek doğru değil. Pekala, çok güzel. O zaman şunu sorayım. Mesela klasik bir tabir vardı. Biz spor sayfaları da mesela bunu paylaşmışızdır. Yani Türk futbolunda en başta yetkili siz olsanız, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olsanız değiştireceğiniz ilk şey ne olur? Çok sorarız bunu. Yani bu soruyu şimdi size iletmek istiyorum. Göreve geldiğinizde, koltuğa oturduğunuzda özellikle ilk değiştirmek istediğiniz konu Türk futbolunda sizce hangisi? Yani ben hiçbir şey değiştirmem. Önce ya bir şura toplarım yani. Bütün toplumca futbol bilgisi kabul görmüş karşılığı olan futbol adamlarından. Ben çünkü son 10 seneye kadarını biliyorum. Yeni de mutlaka çok kıymetli insanlar var. Bu işte mesela her anlamda futbol finansmanı konusunda, futbol hukuku konusunda onları toparlarım. Sorunları tartışmaya başlarım ve o arada Futbol Federasyonu'nu yapısal olarak incelemeye başlarım. Tabii bize dışarıdan bizim gördüğümüz, ettiğimiz yanlışlar var, israf var. Bunlar görünüyor. İşte büyük bir sponsor katkısı olmasına rağmen aynı oranda yetiştirici ülke olmak adına Anadolu'daki altyapılara, amatörlere o paranın aktarımı sağlanmıyor gibi. Yani böyle ön yargılarımız var ama içine girince gözlemlemek lazım. Dolayısıyla ilk bir hafta falan sadece federasyonun yapısını, kadrolaşmasını, çalışma şemasına bakıp. Çünkü dediğimiz gibi biz kulüp başkanları hep
cephede sahnedeydik. Sahne arkasındaki senaryo yazanların arasında olmadığımız için biraz senaryoyu okumamız lazım. Arkada ne oluyor bitiyor. Açıkçası böyle. Pekala. Başkanım biraz da seyirci sorusu okuyayım. Onlar bizim için kıymetli. Bu arada kanalımıza abone olmayanlar da varsa hala abone olsunlar lütfen. İyi yayınlar demiş Yunus Kaya. Daha sonrasında Vedat Şen'in sorusu var. Sayın Başkanım çıktım bu yolda başarılar dilerim. Bir Samsunlu ve Samsunspor olarak seninle onur ve gurur duydum demiş. Yine Samsunspor'la ilgili de çok soru geliyor. Bir soru daha var onu da okuyacağım ama Samsunspor demişken Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'la adaylık sürecinizde görüştünüz mü? Başkanım sizin adaylığınıza sıcak bakıyor mu? O görüşmede neler konuşuldu? Can Bey, şimdi biz Samspor'dan 2019'un sezon ortasında, şampiyon olduğumuz sezon ortasında ayrıldıktan beri Yüksel Bey'le tabii ki çok fazla bir şeyimiz yok, hukukumuz yok ama ivedi konularda yazışıyoruz. Ben Sayın Başkan'a bir mesaj attım geçen hafta Salı günü, bu hafta Salı günü. Herhalde bir cevap verecek. Yani şöyle ki, şekilsel olarak benim futbol adamlığımı borçlu olduğum kulübüm Samsunspor'a, ondan başlayıp biz sembolik olarak onun kapısından dışarı çıkarak Futbol Federasyonu aday adaylığına talip oldum demem şık olur. İlk kulüp ziyaretini oraya yapmam gerektiğini düşünüyorum. Fakat bu bir destek istemek değil. Yani bu sadece sembolik olarak Samsunspor'la da özdeşleşmiş İsmail İnan'ın kendi kulübünden gene çok önemli bir görev için kendi grubun kulübünden bir sembolik bir görüntü vermesi. Olmasa da olur yani, çok da şey değil. Sembol bir şey bu çünkü. Ben Başkan Bey'e de belirttim, böyle röportajlarda da söylüyorum. Benim Samsunspor, biz Kulüpler Birliği'nin birlikte hareket etmesini gerektiğini savunan insanlarız. Ta kurduğumuz dönemden beri. İçeride bir tartışma varsa içeride tartışalım birbirimizle ama dışarıya karşı tek bir yumruk gibi çıkalım. Bunu hep önemsiyorum çünkü Kulüpler Birliği birlikte hareket edebildiği müddetçe kuvvetli ve yaptırım gücü olabilecek bir yapı. Dolayısıyla benim Samspor ziyaretinde bir oy isteme desteği falan gibi öyle bir şeyim yok. Tamamen şey güzel. Çünkü İsmail İnan'ın Samspor olmadan hiçbir şey ifade etmez. Dolayısıyla futbolla ilgili her önemli bir göreve çıkışında Samsunspor kulübünü tavaf etmesi gerektiğini düşündüğümüz için ve özellikle de Samsunspor seyirci taraftar arkadaşlarımız böyle arzu ettiği için, bir erlik birlik, hani eski başkan, şu andaki başkan futbola yön vermek için birlikte olsunlar duygularıyla. Onları tatmin ettim. Yoksa ben Samsunspor'dan asla o istemem. Benim o isteyeceğim yer randevu talep edip, davet edilirsem gidip derdimi anlatacağım. Birincilik Kulüpler Birliği Vakfı olur. İkincilik Kulüpler Birliği olur. Buralarda konuşurum. Yoksa birebir onları içeriden bölerek veya işte birbirlerine düşürerek, bunlar yanlış. Geçmişte biz bunları çok yaşadık. Çok seçime girdim, biliyorsunuz. Tahmin ediyorsunuz 15 sene gibi Samspor olduğu için. Nice adaylarla seçim şeylerini, atmosferini yaşadım. Dolayısıyla kulüp başkanımızı böyle bir problemle bırakmak, böyle bir sıkıntı altında bırakmak gibi bir niyetim yok. Kabul ederse şeref alırım. Kabul etmezse de hiç kızmam. Sıkıntı yok. Bir cevap veririm nasıl olsa. Pekala. Samsunlu arkadaşlarımıza da duyurmuş olun. Ya Samsunspor kitlesi de bizde çok var başkanım. Yani Samsunspor özel yayınlar da yapıyoruz. O yüzden Samsunspor'la ilgili soru gelmesi hem bundan dolayı hem de sizin isminizden ötürü gayet normal. Yine soru geldikçe de iletmeye çalışacağım. Ekibinizde kimler var başkanım? Yani ön plana çıkan isimler özellikle hangi özellikleriyle ön plana çıkacak? Biraz da bundan bahsetmek isterseniz tanımak isteyenler için. Şimdi ekibimiz farklı. Yani hem bir danışman heyetimiz var. İçinde Sayın Şenezer Zin'in de, Celal Doğan'ın da, Faruk Özağan'ın da olduğu, benim futbol bilgilerine son derece güvendiğim ve geçmişte bu bilgileri ve duruşlarını tespit ettiğim insanlar. Eski jenerasyondan mesela birlikte hem fikren hem fiilen hem danışman olarak çok çalışmak istedim. Türk futbolunun gerçekten düşünceleri, her kitapları okursa yöneticiler zaten sıkıntılar hallolacak. Tuğrul Akşar var, çok kıymetli bir futbol düşünürü ve yazarı. Tanıl Bora var. Futbolu sadece seyreden ama hayat görüşüyle doğruların yanında, adaletin yanında, şeffaflığın yanında hayatını buna adamış dik bir adam. Deniz Tolga Aytöre var. Geçmişte siz onu Fenerbahçe'nin bir
alımlı döneminde avukat olarak biliyorsunuz. Burada şu anda faal olarak bazı yerlerde görev Lemi Keskin var Bursa'dan. Geçmiş o efsane Bursaspor'un en önemli yöneticilerinden, ciddi, kreatif bir yanı olup ciddi bir futbol adamı. Başka saydığım zaman benim eski dostlarımdan bunların bir kısmını daha konuşmadım bile. Ama biliyorum ki hayırlı bir yolda beraber yürüyeceğiz. Ama ekip içinde, ama danışman olarak. Osman Kozsuz var. Rahmetli Cemal Aydın'dan önceki çok idealist bir başkan adayı, dostum, eski dostum. Galiba Sal var, Samsun'un Futbol Federasyonu'na armağan ettiği, bizim de çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ben bunun dışında Alp Yalman'a da bu objektif duruşuyla, futbol konusundaki objektif duruşuyla güvenirim. Alp Yalman'a da gideceğiz, Metin Tekin'e de gideceğiz. Yani bir kısmı, yani yeter ki biz önce insanlar, ya başkan sen 15 sene sonra çıktın ama dur bakalım falan kazanacak mısın? Biz bu düşüncelerimizle, tartışma platformlarıyla, futbolu tartışacağımız televizyon programlarıyla yoğun bir Türkiye'ye, yani Samsun'da dostlar bizi tanır da, Türkiye'ye bu görüşlerimizi anlatmak, futbolu nasıl kurtaracağımıza dair ayrıntılı programlarla bir arkamıza bir tasvip, yani bir destek. Evet ya, bunlar bu işi yaparlar. Bu adamlar geçmişte de futbolda yönettikleri zaman da dik durmuşlar. Doğru şeyler de yapmışlar. Ele güne namerde muhtaç olmadan kendi kendine yeten bir kulüp sistemi kurmuş Samspor. Bu adam da o zaman başkanıymış. Genç nesil bizi tanımıyor çünkü. 2005'te ben bıraktıktan sonra 3-4 jenerasyonluk bir şey var. Bizim zamanımızda sosyal medyada olmadığı için hafızaya atıp şimdi izleyecek durumlar da çok fazla değil. Dolayısıyla sayıları çoğaltabilirim. Fakat şu anda ben ekibimle, yani bu ekip üzerinden prim kasmak veya bir güç gösterisi yapmak gibi filan bir derdim yok. Biz ancak anlattıklarımızı ve bizim çözüm önerilerimizi Türkiye futbol kamuoyu, futbol severler ve kulüpleri ikna ederek, kulüpler kabul ederse biz bu işi yapacağız. Biz ancak bu şartlarda, yani Türk futbolunda radikal değişikliklerle neşteri vuracağız, hastayı ameliyat edeceğiz. Kulüpler, evet arkadaş, bunu biz sizi tanıyoruz eskiden. Siz bu işi yapacak dirayettesiniz. Kimseye eyvallah demezsiniz. Kimseyle ahbap çavuş ilişkisine girmezsiniz. Liyakatsız adamları işe almazsınız. İsrafı önlersiniz. Kimsenin etkisinde kalıp adaleti bozmazsınız. Ve bu işi yapacak bilginiz var. Biz inanıyoruz. İşte bazı konularda tartışalım ama sonuçta bir çözüm bulursak, şu işi yapacağız dersek siz yaparsınız. Dedirteceğiz. Dedirtemezsek, onları ikna edemezsek, bu ülkelerin dışında tavizle o koltuğa gitmek için işte sizden yönetime adam alalım, şudur budur diyeceksek, bizim zaten bu işi yapmamıza gerek yok. Bu arkadaşlarımız da şu andan isimlerini vermeyelim. Yani İsmail Gönlük, Şansal Büyükağası'ndan Erman Toroğlu'na kadar kiminle temas ettiyse bunların hepsinin etinden sütünden faydalanacak. Yani bunu yapmaya mecburuz Türk futbolu adına. Anladım. Pekala. Harun Fırıncı Sayın Başkanı başarılar dilerim. Umarım muvaffak olur. İyi yayınlar demiş. Adem Kuroğlu yine selamları yayınlar. Başkanıma sonuna kadar destek. Federasyon düzeltecekse başkanım düzeltir demiş. Mehmet Ak hocam gelmiş. Teknik direktör. Başkanıma selamlar. İmza ile ilgili sormuş ama onu cevapladı başkanımız. Başkanına bir ricam var. Antrenörlerin değerli hale gelmesi için ne gibi projeleri var demiş. Yani şimdi Türkiye'de antrenör mü, teknik direktör? Yani antrenör, biliyorsunuz 60 bin üstünde antrenörümüz var. Yarışacak takımımızın sayısı çok az. Aslında antrenörlük çok kıymetli olmakla birlikte işsiz antrenör sayımız çok fazla. Antrenörler, çalışan antrenörler için mutlaka kendilerini sadece işlerine adayıp iyi futbolcular yetiştirmek veya iyi takımı iyi idare etmek şartlarında antrenörlerimizin mutlaka ve mutlaka belirli federasyon tarafından saptanacak rakamların altına inmeden maaş almalarını sağlamamız lazım. Onların çalışacağı koşulları sağlamamız lazım antrenör derken. Zaten profesyonel kulüplerde veya bal liglerinde çalışan hocalarımız ciddi paralar alabiliyorlar kademesine göre. Antrenörlerimizi sürekli çağdaş neşriyatta, yani değişen futbolla ilgili gelişen gerek tekniği, gerek oyun anlayışı, bütün bu yabancı
yayından hepsini tercüme ederek onlara tek tek antrenörler birliğinde üzerinden, TÜFAT üzerinden onların dünyadaki futbol gelişmelerinden uzak kalmamalarını sağlamamız lazım. Yani şimdilik bu kadar diye düşünüyorum. Onların önerilerini de dinleyeceğiz yani açıkçası nasıl talepleri. İsmail Dilber var antrenörlerin başında. Samsun'da Hakkı Hoca var. Yani doğru adına iyi adına yapılacak hiçbir şeyi esirgemeyeceğiz. Pekala. Başkanım, Pasolik'le ilgili çok soru geliyor. Ben bir tanesini okumak istiyorum. Pasolik için ne vardı demiş. Cezayı kişiselleştirmek ancak Türkiye Futbol Federasyonu bloklara ceza veriyor. İşlevi kalmadı. Pasolik'i kaldıracak mı başkan ya da doğru bir sistem mi oturtacak? Başkanımız bu konulara çok vakıf. Futbolu kat kat ve daha iyi biliyor demiş Fatih Tavlan. Fatih kardeşime selam olsun. Aynen ben de bunu daha evvel söylüyorum. Pasolik bir bilet sistem bir farkı olmayan bir yapıya dönüştü. Kulüplere kendini tanıtırken suçun şahsi olmasından bu esas üzerinden yürüyeceğini işte statlardaki modern kameralar sayesinde hangi blokta kim bağırdıysa, kim küfür ettiyse veya kim sahaya taşkınlık yapıp attıysa sadece onların cezalandırılacağını söyleyerek kulüpleri ikna etti. Ama bugün bakıyorsunuz hiç öyle bir şey yok. İnsanlar zaten yerlerinde oturamıyorlar. Yani sadece yüz tanımayla yapmak zorunda. Halbuki herkes kendi yerinde aldığı biletin yerinde otursa o zaman Pasolig'in yani kaçarı da kalmayacak. Çünkü ben burada oturuyorum. Hatayı ben şimdi sigara içtiğim zaman bana cezayı kesti mesela. Beni gördü federal şeyde. Benim cezamı kesti. Ben çıkıp yerimde oturuyordum veya beni tanıyor olduğu için ben bir baktım E-Devlet'ten sigara tütün yasasını muhalefetten ceza yemişim. Pasolik ve kulüpler ve federasyon el birliğiyle bizim insanlarımızın yani zaten seyredeceğince farkındaysan aklımıza direkt ceza geliyor. Bu adamlar stada nasıl giriyor? Nasıl bir aramadan geçiyorlar? Geçtikten sonra ne tip bir koltukta oturuyorlar? Tuvaletleri ne durumda? Kantin ne durumda? Arabalarını nereye koyuyorlar? Gelir giderken hiç kimse bunları düşünmüyor. Futbolcuya nasıl cezalandırırız 6222 bu suçun şahsiyetinden bağımsız olarak da kulüpleri artık nasıl sürekli ceza keseriz? Her sene, her ay kulüpler mutat olarak o cezalar alıyorlar. Futbolcu bu işin ev sahibi. Taraftar ve seyirci futbol sektörünün ev sahibi. Bir numaralı unsurdur. Dolayısıyla ben federasyonun ve kulüplerin çok ciddi anlamda maç günü ve stat standartını Avrupa düzeyine çıkartmaları gerektiğini birinci vazife olarak görüyorum. İkinci olarak taraftarları direkt bugüne kadar hiçbir tüzel kişilik çatısı altında görmeyen futbol yapısında, federasyon yapısında taraftar temsilcilerinin artık muhatap olarak kabul edilip futbolla ilgili artıları eksileri karar almada onların da fikrinden alınıp onların da bir etkili olmalarını mutlaka hayata geçirmeyi düşünüyorum. Bunu yaparsak, bu entegrasyonu yaparsak kulüpler de sıkıntıdan kurtulur. Bugün birçok kulüpte taraftar iki ucu bıçak gibi yani iki taraflı bıçak gibi kulüp yöneticileriyle iyi geçindiği zaman iyi fakat sonra bu iş sıkıntıya gördüğü zaman kulübü çok ciddi zararlara sokacak kadar bir problemler olabiliyor. Bütün bunları bir standarta bağlamak gerekiyor. Profesyonel taraftarları ve seyircileri var olduklarını yok saymayıp var olduklarını bilip hem kulüpler için hem kendileri için makul ve akılcı bir ilişkili kurmamız gerekiyor. Dediğim gibi Pasolig'i kulüpler uygun görürse bugünkü Pasolig'i ben olsam kaldırırım. Ben onlara öneririm başkan olduğum zaman. Pasolig bu haliyle hiçbir işe yaramıyor. Biletix hiç olmazsa vize parası almıyor. Sadece sattığı biletin parası alıyor. Biletix veya başka bir işte bir satış şirketi. Pasolig'e katılmıyorum. Pasolig'in zaten hayata başlangıcı başka amaçlardaydı. Onu süsleyerek kulüplere biraz kabul ettirdiler. Değişen siyasi ortamda bir basketbol, dünya basketbol şampiyonası finalinde bir siyasimize ödül töreni sırasında bütün salon yüksek sesle protesto yaptı. Ve bunun statlara da yansıyacağını, statlara da bulaşacağını düşünerek siyasetçilere bu şekilde bir stat protestosu olmasın diye
biraz seyircilerin sıkı sıkı takip edilmesi amacıyla aslında Posolikat hayata geçti. Daha sonra işte biraz süslemek için suçun şahsiliği, işte sadece futbol dışına çıkan, yanlış yapan seyircinin cezalandırılması gibi cazip gelecek bir takım şeylerle, havuçlarla hayatımıza girdi Posolik. Fakat yani biz şimdi geçen Galatasaray maçı vardı Can Hocam. Samsun'daki Galatasaray maçı. Arada bir elektrikler söndü ve jeneratörler devreye girdi. Paso giriş kartını, giriş barkodunu telefonda olan insanlar, ben 2 saat önce gitmiştim. 20 dakika kala girebildim stada. Yani Pasolik aldığı paranın ve aldığı tekelciliğin, yani monopol olmasının şeyini de, karşılığındaki teknik hizmeti de vermiyor. Maça girişlerde hayatı da kolaylaştırmıyor. Dolayısıyla ben Pasolig'in şu andaki uygulamasına karşıyım. Pekala. Başkanım hep konuşuluyor işte yabancı kuralı, işte yabancı hakem vesaire. Bunlara da geleceğiz ama Türk futbolunun bana göre en büyük sorunu altyapı. Yani üst yapının altyapıya bakamaması daha doğru bir tabirle. Altyapıya bakış açını soracağım. Arda Güler Real Madrid'de bugün ilk defa La Liga'da forma giyiyor. Şu anda oynuyor ve ilk golünü atmış. Yani biraz da bu soruyu birazdan o yüzden öne çektim. Arda'nın golünü görünce şu anda arkadaşlar söyledi. Yetiştiricilikle alakalı yine sorular var. Hem altyapıya bakış açını soracağım. Hem de bir soru var, onu direkt ileteyim. Tümer, İlhan, Ali Akdeniz, Serkan, Celiller Samsunspor'dan çıktı. Artık neden çıkmıyor? TFF başkanı olsanız neler yaparsınız diye yine başka bir soru var. Bu iki soruyla beraber size altyapı ile ilgili görüşünüzü sormuş olayım. Yani zaten şimdi böyle bilmece gibi birinci soru şeye, rekabetli bir lig dediğim zaman alt açılımlarında rekabetli bir lig olması için, takımların denk güçlü olması için önce yayın gelirleri, yani ortak gelir olan yayın gelirlerinin kulüplere daha adil dağıtılması, dağıtılan paranın da ciddi olarak kontrol edilmesi, kulüplerin altyapıya önem vermesi kaydıyla altyapı takımlarına da destek verilmesi, federasyonun elindeki kaynaklarının altyapı tesisleri için, bütün Türkiye'deki altyapı tesislerinin imarı ve iyileştirilmesi için harcanması, amatör kümedeki düzenin bile futbol ailesinin bir parçası olduğu gerçeğinden hareketle yetiştirici bir ülke haline gelmemiz gerektiğini ben zaten hayatımın her alanında söyledim. Türk futbolu, Türk ekonomisine paralel olarak yurt dışından ikinci sınıf, üçüncü sınıf yabancı futbolcuları milyonlarca dolar bol keseden harcayarak getirebilecek ne ekonomik bir gerçeğe sahip, ne de bu kadar kötü futbol adamlarına hak ediyoruz biz. Ama ortada kötü bir sistem var. Maalesef bundan çok ciddi menfaatlenen bir grup var, yönetici ve menajer işbirliğiyle. Ve maalesef bugün baktığınız zaman Türk futbolu bir yabancı çöplüğü şeyinde, durumunda. Fatih Hoca'nın Avrupa şampiyonu olduğu takıma baktığınız zaman böyle sınırsız yabancı, limitsiz yabancı sayısı yoktu hatırlıyorsanız. 4 tane tabanca gibi Lomel'le ve Taffarel'le ve 4 kişilik bir kadroyla işi götürmüştü tahmin ediyorsam. Gene bizim kurtuluşumuz, tekrar söylüyorum, 80 milyonluk bir ülkeden kendi milli takımına rahatlıkla oyuncu yetiştirebilecek ve yurt dışına ihraç yapabilecek, kaliteli ihraç yapacak duruma getirmezsek biz bu işi götüremeyiz. Yoksa hep yabancıları seyrederiz. Bugün işte atıyorum Atletico Madrid diyelim, Juventus Şampiyonlar Ligi maçını kaç kişi seyrediyor? Bizim ligimizi kaç kişi seyrediyor? Fenerbahçe Galatasaray derbisini bile yurt dışına satamazsınız. Bir kuruşluk dışarıdan para verip de o derbiyi izlemek için hiçbir yabancı televizyon para vermez. Dolayısıyla kaliteyi yükseltmenin yolu kendi uçağını kendi yap kampanyası vardı Türkiye'de. Sizin ona yaşınız yetmez. Bir ara slogandı. Kendi uçağını kendi yap, dışarıya mahkum kalma. Bizim de kendi kaliteli oyuncularımızı kendimizin yetiştirmesi lazım. Futbol severlerimizin de bu bilinçli olması lazım. Günlük başarı peşinde koşup İşte ya kulübün borç durumu ne olursa olsun, yarın ne olursa olsun biz bu sene işte şu gelsin, bu gelsin, şu takımları yenelim zihniyetinde olmamız lazım. El birliğiyle, bilinçli bir şekilde Türk futbolunu düze çıkartmak için altyapıları geliştirmemiz gerekiyor. Altyapı tesisleri birleşme konusunda işte 4-5 tane takım var. Altınordu'yla başlayan, Samspor'la
gittikçe daha iyiye giden Kasımpaşa'sı, Göztepe'si, onları bilmiyorum. Yani toplasanız 7-8 tane altyapısı akademi bazında 4-4'lük takım çıkmaz Türkiye'de. Çünkü şimdi bugün alıyor, federasyon dünya kadar para vermiş, duydum. 2,5-3 milyon lira para verip akademiler için bir program satın almış. Adı PASO, adını hatırlamıyorum, siz bilirsiniz şimdi. Ve onu da bugün Sayın Başkan kendi ifadesiyle böyle aldık, altyapılar için program yaptık, altyapıya faydası yok. Sayın Başkan, hangi altyapı, kaç tane akademi var Türkiye'de de sen o kadar 3 milyon, 3,5 milyon veya 2,5 milyon euro vererek o programı kime uygulayacaksın? Ona uygulayacak tesis nerede? Kaç takımın tesisi var? 14 tane şubesi var federasyonun Türkiye'de. Hangi şubenin bir tane kontrol ettiği, amatör takımları kendi hocalarının nezaretinde eğittiği, onlara şans verdiği bir tane tesis var? Bir tane çim saha, iki tane çim saha, düzgün bir soyunma teşkilatı var. Nerede var? 20 bin kişilik stadı olan şehirde kaç tane altyapı için çim saha var? Veya o şehrin takımının tesisi var mı? Yani devletle de işbirliği yaparak, dostlar alışverişte görsün değil, gerçekten Türk futbolunu kalkındıracak bir devlet, federasyon, kulüpler işbirliği yapmamız lazım. Yoksa günü kurtarmak işte. Bu sene biz, yani kötünün kötüleri şampiyon oluyorsa, bizim izleyicimiz de bundan mutluysa, ki mutlu olduklarını zannetmiyorum. Futbolu seyredenler azaldı, futboldan uzaklaşanlar çoğaldı. Futbolu Doğru. tekrar marka değeri yüksek olması için kıran kırana kendi çocuklarımızın, bakın yani emekli yabancıların oynadığı maçtansa bizim kıran kırana kemik sesi gelen Türk gençlerinin oynadığı bir maç, inanın daha çok reyting kalır. Ben yabancı gelmesin demiyorum, kalitesi gelsin. Hatta yabancı serbest olsun ama yetiştiren, altyapıdan Türk oyuncu yetiştiren kulüpleri de büyük prim verilsin. İşte Doğru. yabancı, beşinci yabancı için 500 bin dolar vize alınsın. Altıncı için 1 milyon dolar vize alınsın. İlla ki yabancı ile oynamak istiyorum diyen takım için. O paralar da yetiştirici takımlara teşvik için verilsin diyenler var, ama bir de genel bir sorunumuz var. Kulüplerin harcadığı paralar bütün futbol seyircisinin ortak ürettiği paralar. Dekoder alarak, forma alarak, Olarak spor spor gazetesi satın gazetesi alarak, sizi dinleyerek, bu parada hepimizin hakkı var. Vergilerin satın hakkı alarak var hakkı var ayrıca. ayrıca. Dolayısıyla bu Dolayısıyla bu paranın paranın gırtlağına gırtlağına kadar kadar borç borçlu var. ülkemizin, milyarlarca dolar borcu olan ülkemizin bu şekilde parayı dışarıya verimsiz şekilde harcaması da mümkün değil yani. Bunu devlet de, bunu maliye bak, bir dönem biliyorsunuz ithalat yasakları vardı, şunlar vardı, ama kendine yeten bir ülke olma çabasındaydı. Şimdi bu keyfiyet, bu kadar rahatlık neden? Yani biraz elimizdeki paranın kıymetini bilmemiz lazım. Uzun vadeli yatırım yapmamız lazım. İşte o Celiller, o Serkanlar eğer forma hakkı bulamasalardı, eğer A takımında onlara forma veren Mutesko olmasaydı, bizler buna kendi yetiştirdiğimiz oyunculara sempatik bakmasaydık, belki de bu yıldız olamayacaklardı. Yani bizim genç takımlarımız Avrupa çapında derece alıyor, ama bunlar A takımın yaşına geldikleri zaman ortada kayboluyor. Neden? Forma da bulamıyorlar. Oynayacak yer yok. Hep yabancılar dolu. Nereden geldi belli olmayan. Bir sürü insan. Belli olan da var, belli olmayan da var. Yani seyircisiyle, birinci derecede seyircisiyle, futbol severiyle oturup Türk futbolu nasıl kurtulur konusunda uzun vadeli bir plan yapıp, kendi kendine yeten kaynaklarıyla, futbolcu kaynaklarıyla, dışarıdan sadece en üst kaliteli 2-3 tanesini getirmek kaydıyla futbolu tekrar çok çok yükseltmeye, Portekiz gibi, Brezilya gibi, Hollanda gibi, Danimarka gibi yetiştirici bir ülke olmaya itebiliriz. 4 milyon kişilik gurbetçi nüfusumuz olmadı işte. Olmasa Hollanda'sında, Fransa'sında, Almanya'sında, Belçika'sında milli takımdaki gurbetçilerin sayısına bakın. Bir de Türkiye liglerinde gurbetçilerin lisanslı olan Türkiye liglerindeki futbolcu sayısına bakın. 80 milyon üretemiyor. Oradaki 4 milyon gelişmiş altyapı tesislerinde en iyisini üretiyor. Demek ki biz biraz yatırım yapmalıyız ki kendi insanlarımıza, gençlerimize şans vermeliyiz ki onlara bu şans verdikten sonra biz verim alamıyorsak ondan sonra ithalata bakalım. Kendi insanımıza yetiştirmek için ne verdik? Gençlerimize ne destek verdik ki bütün paramızı dışarıdan işin kolayına kaçıp hazır futbolcu, yabancı futbolcu ithal ediyoruz. Ben bu konuda biraz duygusal olabilirim, ama bu konudaki
Türk futbolunun kurtuluşundaki, kulüplerin bataklıktan kurtulmasındaki en büyük hamlelerden birinin futbolcu yetiştiriciliği konusunun tekrar değerlendirilmesi olduğunu düşünüyorum. Peki yabancı kuralı konusundaki görüşünüz nedir başkanım? Yani siz daha da sayıyı azaltacak mısınız ya da arttıracak mısınız? Arttırırsanız farklı hamleniz var mı? Az önce biraz cümle aralığına da bahsettiniz ama. Yani net olarak şunu söylüyorum. Sayının azalması gerektiğini düşünüyorum karşılıklı mutabakatların. Tabii ki şu anda bir karmaşık bir durum var. Çok kısa zamanda sayının azalmasını ve altyapıdan oyuncu yetiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıntıya paralel olarak futbolumuz da batacak. Zaten batıyor. Zaten batık durumdalar. Çoğu, ya yani bu kadar batak varken, bu kadar borç varken nasıl bu kadar bol keseden yabancı oyuncu getirilebiliyor? Neden bunlar denetlenmiyor? UEFA kriterlerine göre neden federasyon bunlar da görmezden geliyor? Bu da anlaşılır gibi bir şey değil. Türk futbolunun bütün sorunu indi, hakem hata yaptı. İşte VAR'da şu oldu. Bu mudur yani? Bu mudur Türk futbolunun? Türk futbolu batağın içinde, yağmanın içinde. Herkes yağmalıyor. Menajerler yağmalıyor, bahis şirketleri yağmalıyor. Bahis şirketlerine büyük karlar peşinde koşan bir takım gruplar var. Maç kuruyorlar, yurt dışında kulüpleri var, yurt dışı içinde beraber hareket ediyorlar. Devlet bunlara müsaade ediyor. Devlet bunlara göz yumuyor. Yasa dışı bahise karşı hiçbir yaptırımı yok. Yani bunca sorun var ama sorun indi şeye. Yani hakem onu çaldı, bunu çaldı. Ya hakem adalet olmadığı yerde hakem tabii ki bu işleri yapar. Yani bir de kulüpler kendilerine de bakacağız biz. Hepimiz kulüpler olarak. Biz haksızlık peşinde değilsek, biz bir onlardan bir ayrıcalık için onlara baskı yapmazsak hakem niçin hata yapsın? Biz 5 maçlık cezayı federasyonda 2 maça indirmek için futbolcumuzun yaptığı hatadan dolayı oradaki ilişkilerimizi kullanarak federasyon seçiminde oraya içeriye koyduğumuz sana oy veririm ama disiplin kuruluna benim adamımı alırsın formasını çıkartmadan oraya koyduğumuz adamları daha işin başından federasyonun kuruluşunda zaten bizim kulüplerimizin mantalitesi belli. Benim olsun benim hakkımı değil, hakkımı korusun değil beni kayırsın. Bana farklı muamele şimdi bütün bu şeylerin bütün çok farklıymış içinden çıkılmazmış gibi görünen işlerin çözümü gayet basit. Kılıcı basacağız oradan. Herkese eşit mesafede, vesayet altında olmadan doğru bildiklerimizi kulüpleri ikna etme metoduyla kimse de bizden ayrıcalık beklemesin. Hakemlerimiz de o zaman bakın nasıl çatır çatır yönetiyorlar. Ben geçen bir sohbette de söyledim. Yabancı hakem, yabancı antrenör, yabancı futbolcu. Hala düzelmiyor. O zaman federasyonu da yabancılardan getirdim. Almanya'dan rica edelim futbol federasyonuna. Yorumcu bile yabancı gelmiş Bundesliga. başkanım bir ara. Yani kendi sektöründe Efendim? olduğu için söyleyeyim. Bir ara hani yorumcu bile yabancı gelmişliği var. Yabancı şey yayıncı kuruluşta. Onu ben hatırlamıyorum ama evet hatırladım şimdi. Yani federasyonu yabancı getirelim. O başarılı ülkelerden bir tanesinin idarecilerini getirelim. Almanya'dan veya işte İngiltere'den filan. İngiltere farklı bir dünya tabii Premier Lig. Almanya'dan getirelim. Bakın Türk futbolunu 2 senede nasıl düzeltiyorlar. Futbolun doğruları bir. Eşit mesafe, şeffaflık, adalet ve burada doğruları yapmak. Yani kendine yeten bir ekonomisi olmak. Kulüpleri bataktan çıkartmak. Bu kadar basit, bu kadar zor işler değil. Yani aslında yabancı oyuncu konusunda dediğiniz biraz hani hakemler için de geçerli. Yani iyisi geliyorsa yabancı oyuncu gelsin. Hani hakemlerin de iyisini zaten getiremeyeceğimiz için yani şu anda getirilen yabancı hakem de ne kadar doğru, ne kadar Bizim adaletli olur. hakemlerimizin bir eksiği yok ki. Hakemlik çok kolay bir iş değil. Kaç sene şeyden geçiyorlar hakemler, eğitimlerden geçiyor. Hakemlerin eli ayağı titriyor artık. Yani ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Federasyon da çünkü dönem dönem taraflı davranıyor. Yani bir beyaz eller, bir temiz eller, pardon, bir beyaz sayfa açabiliriz. Hakemlerimizin yeterliliği var. Ama yeter ki yani tekrar bir beyaz sayfa açalım. Yani böyle bir şey yok. Yabancı hakem getirerek sürdürülebilir bir ligimiz yok bizim. Bizim bu kadar paramız yok. Eğer Futbol Federasyonu'nun 50 tane sponsoru varsa Futbol Federasyonu o sponsor paralarıyla biraz amatörlere, altyapı tesislerine yönelsin. Alttaki liglerdeki takımları yüceltmeye yönelsin. Organizasyonları düzeltmeye yönelsin. Yani o kadar bizim israf içinde çok debdebeli itibardan tasarruf olmaz lafına uygun bir şekilde abartılı bir harcama içinde olması da mümkün değil federasyonun. Altlarında Mercedes araba. Mercedes sponsor olmuşsa Mercedes'in verdiği sponsor parasıyla
Türk futboluna hizmet et, tesis yap yani. Bütün bir sürü memurun altında Mercedes araba olması Türk futboluna bir katkısı yok. Yani itibar zarfı dışında değil, içindedir yani. Zarfta değil, mazruftadır yani. İtibar içerikle yapılır. İtibar dışarıdaki şatafatla yapılmaz. Şatafattan vazgeçeceğiz. İsraftan vazgeçeceğiz. Futbolu bilenler yönetecek. Bağımsız kişiler yönetecek. Şimdi bakıyorsunuz bugün adaylar. Ya 20 senedir siz yönetiyorsunuz zaten. Şimdi tekrar aday oluyor insanlar. Aslında onlar futbol kamuoyuna karşı biz adayız demiyorlar. Futbola bugüne kadar ağırlığını koyan iradeye, yani siyasi iktidara adaydılar onlar. Dışarıya karşı değil. Futbol kamuoyunda da ne var? Ya tamam, sen iyi adamsın ama seçilemezsin. Sonuçta siyaset kimi gösterirse onu seçilecek. Ya biz bu tavanı kırarız. Siyaset doğru yönetilen bir şey demez. Yeter ki onun başına dert açmasın. Hatta onu başarılarıyla Türkiye'yi yönetenler çok iyi yönetiyorlar diye onların da işine gelir. Böyle olduktan sonra kimse sizin işi, ama sizin işinize siyasetten faydalanmak, siyaseti kullanarak haksız kazanç etmek, sonuç elde etmek varsa, siyaseti de zaten bizim kulüplerimiz soktu bu işe. Hakem atamalarında milletvekilleriyle, şunlarla buna böyle başladı bu işte. Siyaset bu kadar işin içinde olmadan evvel de İstanbul takımlarının hegemonyası vardı. Taban birlikleri denilen grubun federasyondaki genel kurulundaki temsil sayısı 70-80'e olduğu dönemde İstanbul kulüpleri onlarla birlikte hareket ederek zaten doğru olan hiç kendi menfaatleri dışındaki hiçbir olaya izin vermediler federasyon uygulamalarında. Şu anda çok net bir şekilde Anadolu futbolunu güçlendirmeden, rakiplerinizi güçlendirmeden Türkiye Ligi'ni kalitesini yükseltemezsiniz. O yüzden de çeşitli argümanlarla 100 liranın 60 lirasını 3,5, 3-4 takım arasında bölüşerek Türk futbolunu yukarı götürmeniz mümkün değil. Adaletli ve rekabetli bir lig için ekonomik anlamda haksız rekabeti olmayan birbirine yakın kulüpler, imkanlar tanımak gerekiyor. Bunu herkes kabul etmek zorunda. Bu kadar basit. Eğer siz bu adil dağıtımı yapmazsanız rekabet olmaz. Rekabet olmadıkça ligimizin marka değeri sıfıra iner. Bırakın yurt dışında başarılı olmayı, içeride bile seyirci bulamazsınız. Ya Anadolu takımları da demişken başkan, özellikle sizin adaylığınız Anadolu kulüplerinde biraz daha böyle ilgi uyandırdı. Biz de Modlu futbolu kuralı 2 yılını dolduracağız 2 gün sonra. Ağırlıklı olarak 3 büyükler, 4 Olsun. büyükler dışındaki sağ olun diğer Anadolu kulüpleri, özellikle alt ligler, hani onlara da daha fazla ağırlık veriyoruz. Bu anlamda sizin adaylığınız hani bizleri de ekstra heyecanlandırdı. Yani Anadolu kulüpleri için ekstra projeleriniz, ekstra çalışmalarınız olacak mı? Bunlar nelerdir varsa? Evet, dediğim gibi önce futbol pastasının Anadolu kulüplerinin ve alt ligdeki takımların, yani bunu bir bütün olduğunu, kökten başlayan ve ta meyveye kadar birlikte hareket eden, simbiyotik bir yaşam içinde olan bir bütün olduğunu herkesin anlaması gerekiyor. Yukarıda büyük, yani eğer bugün 3. lig takımı 5. sınıf otelde yer ancak kalıp da Süper Lig takımı 8 yıldızlı otelde kalıyorsa, o sistemde bir rahatsızlık var demektir. İkinci Süper Lig'de yarışan Anadolu takımları, birinci ligler, bir alt ligler, bunlar hepsi eğer varsa bir pasta, bu pastadan hak ettikleri payları almalılar. Birinci, bunların yayın gelirleri çoğalacak. Ek gelirler için özellikle ligi kuvvetleri birbirine yaklaştırabilmek için federasyon mutlaka önlemler alacak, pastayı büyütecek, yeni kaynaklar peşinde koşarak adil bir lig, rekabetli bir lig, sonucu baştan belli olmayan, sezon başında sezon sonunda kimin şampiyon olduğu belli olmayan bir lig yapmaya mecburdur federasyon. Biz de tabii burada senelerdir geri planda bırakılan, bir şekilde sadece dolgu malzemesi, konu malzemesi olarak kullanılan İstanbul takımlarının dışındaki kulüplerimizin geçmişten bu yana verilmeyen haklarının verilmesi konusunda tavır koyacağız. Bu tavrımız aynı zamanda İstanbul kulüplerinin de lehine. Anadolu kulüpleri ne kadar güçlü olursa İstanbul kulüpleri de yurt dışında o kadar başarılı olabilirler şampiyon oldukları takdirde. Anadolu kulüpleri ne kadar güçlü olurlarsa ligimizin izlenme oranı, kalitesi artar, albenisi artar.
hem daha çok para eder, hem daha çok futbol severi izler hale getirir, hem de yurt dışına belki satılmaya başlar. İki tane şampiyonluk alsak yurt dışında, bir Türkiye Ligi tekrar olaya gelir. Anadolu kulübü olmadan şampiyon Fenerbahçe'si de olmaz, Galatasaray'da olmaz. Yani bu bir bütündür yani. Futbol, rakibin kuvvetliyse para edecek bir üründür. Futbolda rekabet vardır ama anonim şirketlerin veya çok büyük markaların birbirlerini öldüresiye rekabeti gibi değildir. Yani diyelim ki çok büyük bir buzdolabı firması var. Rakibini yok ettiği zaman faydalı olur ve tek başına çok büyük başarıdır. Ama futbolda rakibini yok ettiğin zaman kimle oynayacaksın? Kiminle? Yani dolayısıyla bir çelişki var. Rekabet hem var ama hem de rakibe ihtiyacın var. Hem de iyi bir rakibe ihtiyacın var. Şimdi büyük kulüplerin taraftarları, yani İstanbul'da büyük gelirli kulüplerin başkanları da bunu biliyorlar. Kendi şirketlerinde son derece başarılı ve ileriye dönük planlar yapan yüzlerce beyaz yakalıya sahipler. Onlar da bu güç dengesinin olmasını gerektiğini biliyorlar. Ama konuşmamın en başında söylediğim gibi 5 senelik plan yapmaya mümkün olmayan bir yönetim yapısında, dernek yapısında oldukları için sadece bugün için kurtaracakları, bugün onların işine yarayacak, 2 sene sonra kimin geleceğini bilmedikleri bu ortamda sadece bugünü düşündükleri için bu olaylara tasvip etmiyorlar, onay veremiyorlar. Ama dediğim gibi şirketleşmeyle birlikte sonra şimdi Fenerbahçe diyebilir ki biz şirketleşeceksiniz. Dernek olarak zaten borç içindesiniz ve bu kamu, bu halk, bu devlet sizi daha ne kadar ite kaka ayakta tutacak? Atıyorum Fenerbahçe değil de Galatasaray diyelim, Beşiktaş diyelim. Yani o durumlar ortada, bilançoları ortada. Ha şirket olurken bir tek başkanın şirketi olmasın, 3-5 kişinin şirketi olmasın. %70'ini de taraftarlar, 50 bin lira, 40 bin lira herkes gücüne o şirketin içinde olsun ki kazandığından kazansın. Kaybettiği zaman da parası kaybolsun ve bırakıp gidemesin. Tekrar mecbur uzun vadeli ve o şirketi uzun vadede ayakta tutacak sağlıklı bir yapıya kavuştursun. Şirketleşmeyi bu anlamda çok önemsiyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Pekala. Cüneyt Avar demiş ki, başkanım, İstanbul kulüpleri dahil 30 milyar borç batağında olan kulüplere yaptırım uygulayacak mısınız? Yani yaptırımı UEFA kriterlerini zaten hayata geçirdiğin zaman bundan taviz vermediğin zaman zaten kuralları kural gibi herkese standart uyguladığın zaman herkes bundan gerekli mesajı alacak, gerekli payını alacak tabii ki. Pekala. Futboldan gelenler yönetmeli demiştiniz sanıyorum az önce. Yani basketbolda ve voleybolda, özellikle kadın voleybolda gelen başarı geçen sene hem milli takımlar düzeyinde hem kulüpler düzeyinde, ki biliyorsunuz iki Türk takımı hep final oynuyor Avrupa'da, dünyada. Yani orada gelen başarının futbolda gelmemesinin başka sebeplerini üç başlıkta sıralasak hangi önemli, yani hangileri daha elzem sizin için? Yani şimdi baktığınız zaman Voleybol Federasyonu'nun farklı bir yapısı var. 14-15 tane voleybol lisesi açtı yani spor lisesi açtı ve orada voleybolcuların eğitimi ve hem normal tahsili hem voleybol eğitimi ile ilgili bildiği kadarıyla ciddi bir altyapısı var ve Voleybol Federasyonu'nun başarısı buradan geliyor. Çünkü sonuçta dünya şampiyonu olmak erkeklerde olmasa bile kadınlarda dünya şampiyonu olmak bütün futbol federasyonunun, basketbol federasyonunun kendine örnek alması gereken bir şey yani. Dünya şampiyonu yani. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla sorunu tekrarlarsan voleybolu düşünürken şey yaptım. Ya kadın voleybolda gelen başarı futbolda neden gelmiyor? Başlıca 3 başlık saysanız hangileri daha Deminden etkili? beri onu anlatıyoruz yani neden gelmediğini bırak neden gelmeyi 3. sınıfa düştük yani neden gelmediğini sabahtan beri onu anlatıyoruz yani. Evet. Kadın voleybol demişken kadın futboluna da bakış açınızı soracağım. Bizim kadın futbol projemiz de var. Yani hem Anadolu takımları hem kadın futbolun dokunulmayan bütün yerlere dokunmaya çalışıyoruz. Kadın futboluna bakış açınız nedir? 3 büyüklerin de, yani 4 büyüklerin daha doğrusu diyeyim, girdiği son 2 yıldır sanıyorum. Ama buna rağmen hala beklenen ilgi falan orada yine yok. Ne düşünüyorsunuz kadın futboluyla alakalı? Ben 1992'de Samsunspor'da idareci olduğum zaman beni Samsunspor'a elimden tutup getiren rahmetli Ali Baba, Ali Alanyurt'un Samsun Gücü olarak bir futbol takımı kurmuştu. Ve bu futbol takımı Türkiye şampiyonu oldu. Geçmiş arşivlere bakarsanız Türkiye şampiyonu oldu. Şu anda bir tek takımımız daha var kadın futbolunda. Ben
tabandan oynama isteği olmadan, yani sırf o branşta yarışmak için kurulacak takımlara karşıyım. Yani sumo takımı kurmaya gerek olmadığı gibi, eğer şehrimizin insanları, şehrimizin genç kızlarını biz futbol oynama isteğini bulamadığımız takdirde bu işi yapamayız. Tabandan bu destek, bu istek gelirse de kadın erkek, kadınlara pozitif ayrımcılık yapmak zihniyetindeyiz hayatın her alanında. Futbolda da mutlaka önlerini açmamız gerekiyor. Bu işi daha ciddiye almamız gerekiyor. Göstermelik liglerle falan değil, tabana yaymamız gerekiyor. Bu da gittikçe yayılıyor, görüyorum. Yani altyapılarda, futbol okullarında kız erkek 8-10 yaş gruplarında kız erkek beraber de oynuyorlar. Kadın futbolunun gönül verenlerin önünü açması gerekiyor federasyonun. Ben kadın futbolu konusunda bir deneyimli insan değilim. Ama kadın futbolunun önünü açılması gerektiğini biliyorum.